Herkese merhaba. Artık seçime saatler kaldı. Çok temel bazı noktalarda hatırlatmalar yapmak istedik. Her şeyden önce organizasyonumuzun kuruluş amacı çerçevesinde bizler oy ve ötesi gönüllüleri olarak anayasal haklarımız ve 298 sayılı seçim kanunu çerçevesinde organize olduk ve hareket ediyoruz. Projemiz bir aktif vatandaşlık projesi. Gönüllülük sözleşmemiz çerçevesinde her zaman gerek sandık başında gerek sonrasında o tarafsızlık, şeffaflık ve bağımsızlık ilkesiyle hareket edeceğiz. Bu iki noktayı hatırlamalı ve gerektiğinde hatırlatmalıyız insanlara. Temel dayanağımız ve fark yaratacağımız iki nokta gerçekten bu ikisi. Seçim günü öncesinde eğer şu ana kadar bizden haber almadıysanız kaydınızda bir eksiklik olabilir. Dolayısıyla hemen profilinize gidip gerekli güncellemeyi yapmanız gerekiyor. Belki tercih ettiğiniz yer eksiktir, tercih ettiğiniz okul eksiktir ama bir güncelleme yapmanız gerekiyor olabilir. Güncelleme yapmanıza rağmen hala haber almadıysanız lütfen çağrı merkezimizi arayın. Cuma günü kayıtlar için son günümüz. Dolayısıyla herhangi bir şekilde görev almak istiyorsanız mutlaka Cuma günü gün sonundan önce oyveötesi.org'dan kayıt yaptırmış olmanız gerekiyor. Seçim gününe gelirsek bina sorumlularımızın sabah 6.30'da, sandık sorumlularımızın da en geç saat 7'de görev alacakları yerlerde görev başında olmaları gerekiyor. Bu organizasyonun başarısı açısından çok önemli. Sandık başına giderken yanınızda mutlaka müşahit kartınız, gönüllü rehberiniz ve 135 sayılı genelgenin bir kopyasını almış olmalısınız. Örnek itiraz ve şikayet dokümanlarını yanında bulundurmanız, bunlardan birer kopyanın yanınızda bulunması gün içindeki birçok konuda bizi hızlandıracak ve daha verimli hareket etmemizi sağlayacak. Bir de unutmayalım, gün boyunca aktif iletişim kanallarımız, grupların kendi içinde kurduğu WhatsApp gruplarından veya merkezden yapılacak bütün haberler, özellikle son dakika çağrıları kısa mesaj üzerinden yürüyecek. Dolayısıyla telefonlarınız ve eğer mümkünse şarj aletleriniz, kesinlikle şarj aletlerimizin yanımızda bulunması çok önemli. Oy ve ötesi organizasyonu 298 sayılı seçim kanunu çerçevesinde gönüllülerini siyasi parti veya bağımsız aday müşahitleri olma şansı veriyor. Dolayısıyla sandık başında bulunduğumuz asıl kimlik, bize oradaki yasal meşruiyeti sağlayan, gün içinde itiraz etmemizi sağlayan ve sandık sonuç tutanaklarını alabilmemizi sağlayan siyasi parti veya bağımsız aday müşahitliği kimliği. Dolayısıyla her zamanki gibi sorulduğunda öncelikle kendimizi o partinin hangi siyasi parti kartını kullanmayı tercih ettiysek o partinin müşahiti veya bağımsız adayın müşahiti olarak tanıtıyoruz. Dernek gönüllülüğü veya üyeliği ile ilgili gizlememiz gereken bir şey yok. Sadece sorulduğu takdirde tabii ki söyleyebiliriz, gururla söyleyebiliriz oy ve ötesi parçası olduğumuzu. Ama sandık başındaki yasal kimliğimizin o müşahit kimliği olduğunu unutmayalım. Sorulduğunda da bu şekilde cevap verelim. Avukatlar konusu gerçekten çok önemli. Bir, farklı ilçelerde yani aktif olduğumuz 170'e yakın ilçede farklı modeller uygulanıyor. Bazen her okula bir avukatımız var, bazen ilçelerde mobil avukat ekiplerimiz var. En azından okul sorumlularında bu avukatların bütün iletişim bilgileri var. Dolayısıyla gün içinde herhangi bir şekilde gönüllü avukatlarımıza ulaşmak isterseniz doğru kişi ve doğru ulaşım noktası okul sorumlularımız olacak. Avukatlara hangi durumlarda ulaşmamız gerekebilir? Aslında müşahitlerimizle avukatların yasal statü anlamında, sandık günündeki yasal statü anlamında bir farkları yok. Ama kritik noktalarda gönüllüler olarak kendimizi huzursuz hissettiğimiz noktalarda veya tutanak tutturacaksak, tutturduğumuz tutanaklarda örneğin sandık başkanları itiraz ediyorsa imzalamayı veya sonuç alamıyorsak, bu tarz önemli noktalarda katma değer yaratmak adına gönüllü avukatların işin içine dahil edilmesi çok önemli. Gün içinde uygun görmediğimiz, yani kanuna ve yasaya uygun olmadığını gördüğümüz noktalarda tuttuğumuz tutanakları mutlaka toplayalım. Bunları ilçe sorumlularımıza ileteceğiz. Hem İstanbul'da hem İstanbul dışında gönüllü avukat ekiplerimiz bu tutanakları belli kategorilere ayıracak. Gerekli itiraz kanallarında kullanılmaları adına gerekirse ilçe seçim kurullarıyla veya yüksek seçim kuruluyla paylaşıyor olacağız. Bu sefer bu organizasyonu iyi yaptık. Lütfen gün içinde tuttuğumuz tutanakların birer kopyasını okul sorumlularımıza ve sonrasında ilçe sorumlularımıza ulaştıralım. Seçim gününde her zamanki gibi en büyük katma değeri yarattığımız nokta beşeri ilişkilerimiz olacak. Yani oy ve ötesi olarak biz her zaman orada bilgiye dayalı uzlaşmacı tutumumuzda fark yaratıyoruz. Bunun bir iz düşümü de aynı zamanda sandık başında ve diğer sandıktaki kişilerle, YSK görevlileriyle, diğer siyasi parti görevlileriyle kurduğumuz beşeri ilişkiler. Bu kişilerle mutlaka tanışmalı. Seçim gününde yeri geldiği zaman yardımlaşmalıyız. Seçim sonunda yani tutanaklar çıktıktan sonra kendilerinden ulaşamadığımız tutanaklar konusunda destek istemeliyiz. Buradaki beşeri ilişkileri doğru kurmak gerçekten çok önemli olacak her zamanki gibi. Müşahitler olarak mutlaka her sandıktan tutanak, ıslak imzalı sandık sonuç tutanağı alma hakkımız var. Bütün sandık kurulu başkanlarında seçime katılan siyasi parti sayısı kadar
matbu sandık sonuç tutanağı örneği var. Dolayısıyla özellikle yanımızda birer tane karbon kağıdı bulundurursak sandık kurulu başkanına söylemeli ve bu tutanakların birer ıslak imzalı kopyasını alabilmeliyiz. Bunun tek istisnası eğer müşahit kartını kullandığımız siyasi partinin sandık kurulunda bir üyesi varsa sandık kurulu başkanı ikimizden birine tutanak vermeyi tercih edebilir. Bunu bazen beşeri ilişkilerle aşabiliyoruz, bazen aşamıyoruz. Bu yüzden de organizasyon alternatif müşahit kartları sunuyor. Pratikte sorun yaşamamak için belki farklı bir siyasi partinin müşahit kartını o noktada kullanmayı tercih edebiliriz. Bu dikkat etmemiz gereken önemli bir detay. Gün sonunda yani sandıklardaki sayım işlemi bittikten ve sandık sonuç tutanakları imzalandıktan sonra yapacağımız şey gönüllüler olarak sandık sonuç tutanaklarının birer örneğini alacağız. Okul sorumlularımızı ulaştıracağız. Okul sorumlularını toplanan tutanaklar daha sonra ilçeye gidecek, oy bölgesi ilçelerine gidecek ve buradan T3 sistemine ilçelerden girişler başlayacak. Bütün veri girişleri T3 üzerinden çalışıyor olacak. Gönüllülerimizin tamamı, yani fiziksel tutanaklar teslim edildikten sonra bütün gönüllülerimiz evlerine gidip artık T3 gönüllüleri olarak teyit işlemine başlayabilirler. T3.oybölgesi.org aktif olacak o noktada. Bizler her zamanki kullanıcı adı ve şifremizle T3'e giriş yapıp buradan teyit sürecine katkıda bulunuyor olacağız. Sonuçlar teyit edilir edilmez yani T3'ün çıktıları netleştiği andan itibaren paylaştığımız sonuçlardan emin olduğumuz noktada YSK'nın açıkladığı resmi sonuçlar olan karşılaştırmalar öncelikle ilgili siyasi partilerle sonra da bütün gönüllerimiz ve kamuoyuyla paylaşılıyor olacak. Bu çok önemli bir nokta. Bizim seçim gecesinde haber ajansları veya siyasi partiler gibi hızlı sonuç açıklama gibi bir hedefimiz yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Yani o gece oy bölgesinden konsolide sonuç duymayı beklemeyin. Ama şunu yapıyor olacağız. O sonuçlar konuşulurken biz bir taraftan itiraz edilmesi gereken bir nokta var mı? İtiraz edilmesi gereken sandıklar, iller, ilçeler var mı? Bunun çalışmasını yapıyor olacağız. Ve kendi sonuçlarımızdan emin olduğumuz noktada, karşılaştırmalardan ve itiraz edilmesi gereken farklardan emin olduğumuz noktada bunu mutlaka hem gönüllülerimizle hem de ilgili siyasi partilerle paylaşıyor olacağız. T3 gönüllülüğü süreci dediğim gibi sandık başında görev alan gönüllülerimizin tamamı evlerine döner dönmez T3 sürecini başlatabilirler. Sosyal medyadan, e-mailleriniz üzerinden bunun çağrısını takip edebilirsiniz. Sandık başında görev almayanlar ise ve sadece T3'teki teyit sistemine katılmak isteyenler ise son gün açılacak olan kayıtlardan T3 gönüllüsü olarak sistemimize dahil olabilirler. Seçim sonrasında bir sonuç bildirme raporumuz olacak. Seçim günü bildirme raporumuz olacak. Bununla ilgili de bizden seçim gününde sandık başında yaşadıklarınızla ilgili bizimle paylaşmak istedikleriniz noktaları derleyen bir bildirme raporunu sizlerle paylaşıyor olacağız. Bunları da mümkün olduğu kadar hızlı, mümkünse o gün T3'ü beklerken doldurursanız çok seviniriz. Bugüne kadar çok keyifli bir süreç geçti hepimiz için. Yorucu, stresli ama keyifli bir süreç geçti. Artık seçime saatler kaldı. Ben aynı verimlilikle ve aynı başarıyla seçim gününden de çıkacağımıza eminim. Çok teşekkür ederim.